Selam millet, Dede Oynar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Jurassic World The Game oyunumuzun yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Hemen şurada Birleşmiş Milletler var. Böyle bir şey olamaz var ya. Kaçıncı kere klikleyeceğiz acaba bunu yapması için? Bir işe de yaramayacak yani. Onun 20. level olması hiçbir işe de yaramayacak. Şu anda 5 etti totalde. Bitti mi? Hayret! 6 etti. Şimdi sen niye buradasın? Çünkü başka senden yok. Türünün son örneğisin. Peki başka yer var mı? Var. Okey diyorum değil mi buna? Bu ne abi? İki tane farklı simge çıktı. Onlar neydi acaba? Neyse. Çok da bu konuyu düşünmeden, kafamızı yormadan DNA'mızı, paramızı, dolarımızı ve paramızı alalım. Şurada bitmiş görevler var diyor. Speed up bitmiş oldu tabi haliyle. 30 price drop ticket bitti. Herbivore bitti. PvP bitti. Sezon ne bitti? 60 carnivore bitti. E peki bu durumda şuraya bakarsak hem DNA bitti. Hem de Blue bitti. Bitti. Blue bitti. Hemen şuraya geliyorum. Get Dino. Dun 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 dun. Şuradan Carnivore diyelim sadece. Bize de bir kolaylık olsun diye. Blue'yu açacağım. Ama Blue'yu açmadan önce şu ikisinin hasarlarını bir karşılaştırayım mesela. Dimetrocarnus. Super Rare. Super Rare değil mi? Bunları da hep unutuyorum. Süper Hibrit. Süper Hibrit. Psikopat bir vatandaş. Bakarsak eğer can olarak 40. level'da Blue'ya takla attırıyor. Blue'ya 5 kat falan fark takıyor. Yani neredeyse 3 katı oluyor tam olarak. Neredeyse değil, tam 3 katı oluyor canı. Hasarı da 1,5 katı oluyor. Yani ne yapalım? Öyleymiş işte Blue'da. 6 günde de piyasaya çıkarım diyor. Yetişkin bir Blue 6 günde doğar diyor. Peki abi, bunu böyle yaptık ya madem. Başka Blue'm yok benim değil mi? Onu 40 da yapamayacağım ayrıca yani. Tabii. Açıldı, onu alabilirsin diyor mu acaba artık? Şöyle bakayım, öyle bir şey var mı yani bir Blue almak diye? Troodon, Metriocantosaurus, Carnoraptor, Rastega, Indominus Rex, Erliposaurus. Öyle bir şey de göremedim vallahi. Eğer gözümden kaçmadıysa Blue almak diye bir şey de yok. Blue bir taneymiş. Blue bir tanecikmiş. Eşsizmiş. Belki onu yetiştirdiğimde açılıyordur. Hızlandırırsam 1600. Çok bir anda böyle bir sempatik geldi bana bu düşünce. 1600 nedir abi? Ne yapıyorsunuz siz ya? Lütfen. Mega S belki işe yarayabilirdi. Bak güzel olabilirdi. 160 DNA'lar. Blue Pack %100 bir tane daha Blue veriyor. Bu da güzel olabilirdi. Burada Raptor, Riot falan var. Bu biraz düşük ihtimalle Blue orada. %6 ihtimalle ama. Şunu bir upgrade etsek ne istiyor? 120... Canım aylık ödemem bir senin 30 lira. Sen farkında mısın? Ona 120 lira istemek nedir? Tamam kardeşlerim, çok da panik yapmaya gerek yok. Hemen şuradan devam ediyoruz. Asıl ihtiyacımız olan şey. Stakeholder Visit Aquatic ve Rarity Rumble. Clash of Titan için sadece 6 tane maç yapmamız yeterli. Rarity Rumble'a bir bakalım. Nükleer bomba bazuka. Adamlar. Değil. Yalan söyledim size. Aquatic Way'de zaten böyle bir maç var. Stakeholder Visit asıl kazık olabilir. Stakeholder Visit gerçekten nükleer bomba. Ama buraya baktığımız zaman Rarity Rumble'da Legendary'lerle oynanıyor. Tek zorlayıcı yanı bu. Ama benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legendary'ime denk bir adam. Şu işte falan. Yani oluru var. Oluru var. Kesinlikle oluru var. Mesela şimdi bunun antisi olmadığı için gönül rahatlığıyla şunu seçebilirim. Çok da gönül rahatlığıyla değil. Bunlar da acayip sırrona ama olsun. Ondan sonra şurada da
süper hibritlerden dolayı patlıyormuşuz burada da. Bir anda onu fark ettim. Dur bakayım. Vallahi sadece Legendary çarpı 3 dediği için süper hibritlerden dolayı patlıyoruz. Bu bile daha avantajlı oluyor bu durumda. Daha güçlü dinozorlar çıktı halde karşımıza. Vallahi daha avantajlı oluyor. O zaman şöyle yapacağım. Buraya geleceğim. Diplosokus diyeceğim şunun karşısına bir tane. Bunlar inşallah beni ısırmaz diye dua ederek. Ondan sonra bir tane de Etobur seçeceğim. Antilesinden fark etmez. Bir de yanına Guguş seçtim mi tamamdır. Spinatasukus. Isırırsan şimdi ısır da bir şeye benzesin. Adamsın. Bu enerji çekimini falan yapabildik ya, çok güzel oldu. Bir de Swap, bir de atak gelirse zaten King. Maçı kaybettik. Oo, adam King ötesi King. Bir Swap, bir atak, bir şeyler söylüyorum. Adam direkt gelişine dağın diye hata yapıştırdı. Şimdi Hacı dayı, sana ne yapacağız biliyor musun? 1, 2, 3 diyeceğiz, sen gittin zaten. Bu adamın 3 enerjisi olacak. Üçlük atak yapma ihtimaline karşılık şöyle yapacağım. Ştaks, ağzına vurdu. Hadi kırma beni, bir üçlük atak yap da. Ha, bu da olur. Tek atak indirmez. İkilik atak zırha takılır. Aynı derecede kepaze oldun yani. Benim için fark eden bir şey yok. Enerjin yok diye düşünüyorum şu anda. Yanlış düşünmüyorum da herhalde. 1, 2 dedim. Ebediyete intikal komptere. Hayvan gelip gelip diyor. Bu ne oluyor ya diyor. Her geldiğinde bir kişi daha eksiliyoruz. Bu hamleyle gönüllerimizi kazanırken bir yandan da kendi ölüm fermanını imzaladın. Görüşmek üzere. Continue diyelim. 50 DNA'mızı alarak bir stakeholder visit daha. Güzel bak, hep kısır bir seçimle geliyor karşıma. Bu beni mutlu ediyor. Bir tane şununla sana bir uçan kafa atayım. Aradan birisini bir yakalayıp erlipleyeyim. Seni de bununla yiyeyim. Daha ne yapayım yani? Ne yapayım? Kuş dinozoru. Aradığım dino sensin. Tabi bu yine de korkutucu yani, böyle bakınca bir hoş bir his oluşturmuyor insanda ama. Canı da o kadar az ki ama yani. Tokadı vurduğu gibi de yiyor yani. Ama bu zavallı neylesin iki enerjiyle. Arkadaşı erdiplenmiş. Geliyor bakıyor orada. Erdiplenmiş bir dinozor arkadaşı var. İçler acısı bir durum. İki. Enteresan. Yani bu durumda 3 hata yapmak zorunda bıraktın beni. Neredeyse öbür tarafa gidiyordun yavrum. Bir kendine gel artık. Adam gibi saldırılar yap. Ha şöyle. Bak ben ne yapacağım şimdi. Sana bir atak yapacağım. İndin. 4 enerji bırakabileceğim için sadece 3 de zırh veriyorum. Öbür adamın da beni indirmesini engelledim. Şu adam perfect. Uyuyor böyle arka tarafta. Hiç daha ring yüzü görmedi. Pitera Quetzal diye bir combo da geldi yani karşıma. Bunda da olmayacaksa neydi olacak değil mi? Ama işte beton duvara çakıldı. Godum mu kafayı? Nice.
Pekala. Son maçımızda seçenekler bol geldi. Bu biraz riskli. Mesela şuna bu ısırırsa evine yollar. Bunu, bu var ya, tekte evine yollar. O yüzden bunu seçmeyeceğim. Bunu antilemeyen bir şeyle devam edeceğim. Yeter ki tekte evine yollamasın. Indoraptor mesela. Buna karşı da aynı şekilde böyle bir şey seçmem lazım. Dimetrocarnus. Bu seçimden daha çok mutlu oldum ben yani. Bu seçim beni daha çok mutlu etti. Çünkü benim adamlarımı karşıda bir tane antileyen var. Ama ben onun iki adamını birden antiliyorum. Üçüncüsüyle de kafa kafayayız falan filan. Yani işte böyle ince hesaplar. Demin ki su canlısını şundan almadım. Yani şu Metriafodon var ya, switch atakta tek atıyor. Bak, Scorpius Rex de yeterince korkunç vuruyor ama tek atmıyor en azından. Switch etmeyecek zaten şu anda adamı. İki enerjiyle yapıştırır, ağzına geçer bu. Yapıştırmadı. Beğendim böyle yaptığı bir hareketi. Scorpius Rex, ne kadar güzel animasyonların, hareketlerin var. Resmen bir tane senden üretesim ya, ama çok zor seni üretmekte be. Hiç enerjisi yoktu bu kalan enerjisiyle de, ama gerçekten aptal gibi, çok affedersin, hakaret etmek için söylemiyorum, oynadın. Öyle oynadın çünkü gerçekten. İnanamıyorum yani. Peki, ne yapalım sana? İki zırh verdiğini varsayıyorum. Neyse, vermemişsin. Belki de yanlış hesapladım. Adamın animasyonunu falan incelerken... Yo, doğru hesaplamışım. Varmış iki zırhlık enerjisi. Ve... Adam sinirli arkadaş. Ne var ne yok boşalttı. Şarjörü boşalttı üstümüze. Zaten enerjin yok. İki senin canına fazlasıyla yeter. Dracoceratops. Trike'ın bir kırması. Kafacı Trike kırması. Bu adam geçen maçta uyumuştu, bu maçta uyuyor. Yerinden kımıldamıyor abi. Adamın keyfi yerinde. Efsanevi bir hasar çıktı galiba. Evet, 53.000 diye. Kızma abi. Tamam. Sakin ol. Sinirlenmene gerek yok. Ver bakalım en küçüğü. 700. Daha düşüğü varsa o. 650 falan. Aa, 1000 verdi. Utandırdı bizi. Close. Bir maç daha istiyorsun. Ben de bunu Aquatic Wave ile alalım diyorum. 9 düşman yen maçıyla. Haino, Heno, Dunkleo. Bu üçlüyle sırtımız yere gelmez. Umarım. Enerji saklamalara başlamayalım ama, rica edeceğim. Delikanlısın, sözümü geri alıyorum. Kesinlikle sözümü geri alıyorum. Bir mavi daha ağır olmuş ama ben bizim Henodus'u çekerim. Bir ha? Bir zırh, bir atak, güzel. Full mavi mi abi? Full mavi. Atak yok. O zaman şimdi baksana şöyle yapacağız. Senin hasarın iyice bir çöp olsun. İki zırh, bir enerji vermişsin, öyle mi? Beş enerjin oldu. Hadi bakalım şimdi. Mükemmel. Efsanevi. Başladık sonsuz zırh savaşlarına.
Tebrik ediyorum seni. Biraz hızlandıralım sizi. İki zırh, iki enerji geldi. Dört atak mı geldi? İki zırh daha geldi. Gerçekten hepsi mavi geliyor ya. İki zırh, iki enerji geldi. Dört atak geldi. Belli ki hep aynı taktiği oynuyor. Üç atak geldi. İki zırh, bir enerji geldi diyeceğim o zaman ama... Bunu da riske edemiyorum yani. Evet, üç zırh gelmiş. Riske etmemekle iyi yapmışım. İki zırh, iki enerji yapacaksın galiba. Dört atak yaptı. Risk budur dedi. Zaten bitti maç dedi. Ne uğraşacağım? Seni de bir dönerek Mevlana saldırısı yapalım sana. Güzel. Bu zorlukta gelecekse rakipler çok kolay olacak maçlar. Onu harca oyundan dışlandıktan sonra inatla gelip turnuvaya geri giriyorum. Haino, Heno, Dunkleo. Evet, bu sefer karma gelmiş. Şıtak diye ağzına kuyruğu geçireyim. Oo, riskli bak. Bu sefer çünkü bizi antileyebiliyor. Bizi antileyebiliyorsa riskli. Ben bir şöyle yapayım da. Belki bununla saldırmam sana ama en azından sen ağır hasar vurma. Ney? Ağır hasar vurma derken birlik vuracağını da düşünmedim yani. Bir zırh, bir atak. Şimdi bir de enerji, pardon. Bir zırh, bir atak, bir enerji yapmış, mükemmel. İki atak, iki zırh. Bilemedim. İki atak, iki zırh olabilir. İki atak, iki zırh olabilir. Şunu alacağım ama ben. 1, 2, 3, 4 diyeceğim. Bir de şöyle yapacağım. Aynen öyle yapmış. Enerji yok fazladan cebinde. Güzel. Plusior o ince kuğu boynuyla geldi. 3 atak. Enteresan. Bana kolay bir tercih bıraktın. Maksimum bir zırh verebilir zaten bu durumda diyerek. Oyunumu oynadım. Senden de bir 2-2 bekliyorum. Gayet güzel. İki zırhın için. Al bu iki zırh. Bu da atağım. Zırhım ve enerjim. Senden de 6 olduğu halde enerjim. Böyle bir üçlük dörtlük atak bekliyorum. Aynen öyle. İki de zırh vermen lazım çünkü psikopatsın ya. Sıra geldi Pembo'ya. Mükemmel. Bir de zırh verdin demek ki. Bu sefer biraz daha savunma aldım ki o bir zırhı enerji vermiş olabilirdi. Bu da işte bu geldiğinde her halükarda dörtlük atak yapmayı deneyebilir. Böyle şeyler yaparsa diye. İki zırh, iki enerji. İşte bu kadar. Devamında artık bunu kullanmayacağım nasıl olsa diye bilerek maksimum enerji verdim. Maksimumda hasar yedim. Güzel. Yani tercih sebebidir.
bir kabuklu olarak defans vermen lazım. Arada defans vereceksin öyle. Sıfır defans olmaz. Nah diye bir çığlık attı gördüğünüz gibi. Temiz bir maçtı bu da. Takımı bozmayacağım. Aynen devam edeceğim. Bu nedir kardeşlerim? Son maçtan beri zincirleme peş peşe bizi oyundan atma sayısı. Şuralara geliyorum. Gerçekten bir kardeşimin yazdığı şey doğru artık eminim. Sesleri SFX'i müziği kaparsan abi hiç oyundan atmıyor dedi ya. Tam böyle müzik çalma anlarında tetikleme anında zaten oyundan atıyor. Çok belli yani. Bariz müzikle alakalı bir alıp veremediği var yani adamın. Bu ne biçim bir karşılaşma çıktı böyle. Hemen gelişine bu olmamalıydı ya. Hemen bu yaşanmamalıydı. Bir de bir atak yedik mükemmel. Senin niye bu kadar atan? Ha, canı çok düşük. Hile gibi yaratık çıkarmışlar karşımıza ya. Cücük kadar canı var. Bak senin o bir zırhını yerim ha. Vurduğum hasarın yarısı boşa gidiyor zaten ya. Ziyan oldu resmen hasarım. Günlerdir raft oynuyorum Megalodon. Kusura bakma senden pek korkamıyorum o yüzden. Senin kardeşlerin orada çünkü palayla. Suya atlayıp palayla dalıyorum kardeşlerine. Dörtlük, üçlük, sıfırlık. Enteresan. Oo, hiç tahmin etmediğim bir şey oldu bu. Şimdi bir saldırı gelsin bari. Efsane oldu ya. Efsane oldu. Bir kaldı adamın elinde. Onu da zırh vermiş. Güzel kepaze ettin. Bana ters köşe yapmıştın ama sonraki saldırımla taktiği kepaze ettin. Teşekkür ederim. İki zırh. Defans yapacağım ya. Dörtlük, beşlik bir saldırı gelir diye umut ediyorum. Dörtlük. İki de zırh gelir bu durumda. %97'den çok hasar yemeyiz diye umut ediyorum. Şurada zırhı vermese çok korkunç şeyler olabilirdi. Altı enerjiyle gelse mesela karşımıza ama olmadı öyle bir şey. Gayet güzel. Umarım ters bir hareket yapmamışsındır. Kandırık yemiyoruzdur. Bir zırh verdim sadece. Çok abanmazsa sevinirim. Bu kadar az abanırsan da şaşırırım. Sen zırh verdin o zaman ya. Tabii canım yani. Duvar çekti çok belli. Elos, Elos Musaurus. Çok elastik hareketler yapmadığın için kendine ele verdin. Ve normal standart taktiğe geri dönmüş. 2 zırh 2 enerjiye o yüzden hiç olmadı yani bu. Hiç ters köşe yapamadın. Bu abanabilir. Ay yo, bu da abanmadı. Bak şöyle bir değişiklik yapalım. Bir pembo var. Onu morla döveriz. Sıkıntı olmaz. Bir mavi var. Pembo ile döveriz. Sıkıntı olmaz. Mükemmel geldi eşleşmeler. Maviyi sana kurban vereceğim. Yap hatanı. Gerçi o hasarla sen hiçbir şey yapamazsın ha. Oyunun başında gelen pembeye bak. 400'e çıkmıştı hasarı. Bir de buna bak. 158'e çıkmış. İnat ettim ya. Aynosaurus'u kurban edeceğim.
Anladı. Geliyor ataklar. Bir şeyler yapması lazım yoksa yenecek, anladı yani. Üçlük saldırı. 5. 2 zırh verme şansım var. Vallahi abicim Aynasarus'u ye diye bekliyorum ama sen beceremiyorsun yemeği, kusura bakma. Artık yer herhalde. Evet. Plesiosaurus da normalde ark mantığıyla bakarsak Haino'yu biraz zor yer ama su altı fobim var arkadaşım ya. Şu suyun altında böyle bir canlıyı ilk defa görüp arkta üzerime doğru yüzerken nasıl tırsmışım, hiçbir zaman unutmayacağım. Tırs 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 tırs. Hissettiğim buydu yani, tırs tırs. Golden Reward. Flower Bed. Ichiostega. Evet, bakıyoruz. 24 oldu. 4 oyun kaldı. Buna da ihtiyacımız yok. Gayet güzel. What Lies Beneath diye. Test Your Strength diye. Fight for Fusion biraz kazık ama. Claim Your Territory diye. Maçlarımız var. Biz o maçlarla gayet güzel idare eder. İnce ince almamız gereken skorları alırız. Hiç de başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şunları da şu an için gerçekten yapmamıza... Tabi bunları hep yapmak lazım ama şu an için yapmaya gerek yok. Çünkü level atlamak için normalde yapmak lazım, ayrı mesele. Böyle bir event complete olmuş. Ne kadar güzel. Hiçbir haberim olmadan event'ı tamamlamışım. Cıvıldaşın. Cıvil 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 yapın diye. DNA. At. DNA, DNA. Gayet güzel. Neyi toplamadın diyorsun abi? Her şeyi toplamışım. Şimdi bir şey demiyorsun. Çok ilginç. Demin toplamadın diyordun ama. Neyse, bu da senin ayıbın. Kardeşlerim, o zaman mutlu bir şekilde videoyu sonlandırabiliriz. Tabii ki sonlandırmadan paralar paralar bozulmasın aralar diyerek. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.